Öncelikle İlki Haber Ajansı'na teşekkür ediyoruz duyarlı haber anlayışından dolayı. Başta ülke, bütün dünya, özellikle de ülkemize COVID-19'dan dolayı geçmiş olsun diyoruz. Tabii bu süreçte ilgili bütün sektörler hemen hemen ciddi anlamda etkilendi. Ülkeler ciddi anlamda etkilendi. Hem ekonomik anlamda hem eğitim anlamda birçok yönden etkilendiler. Tabii bizler de özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri olarak iki yönden etkilendik. Öğrencilerimiz, özel öğrenciler, özel gereksinim gerektiren öğrenciler, onlar bu süreçte ciddi anlamda etkilendiler. Çünkü bunlarda, bu tür öğrencilerde gerileme çok kolay oluyor. Derslerine ara verildiği için çok kolay oluyor ve bu süreçte uzun bir ara olduğu için korkuyoruz ki uzun uğraşlar sonucu öğretmenlerinin eğittikleri çocuklar tekrar geriye dönsünler. Tabii bu kimsenin elinde olmayan bir süreç olduğundan dolayı biz sadece o çocuklar için şu an tedirginiz. İşin bir de ekonomik anlamında düşündüğümüzde, ekonomik olarak özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri bu süreçten ciddi anlamda etkilendiler. Çünkü devlet ödeneğine bağlı olarak çalışan kurumlar ve çalışma sistemimiz de şöyle oluyor. Eğitimi verdikten sonraki ay içerisinde onun ödeneğini alıyoruz. Yani bu şu anlama geliyor: bizim devletin verdiğinden başka hiçbir gelir kaynağı yok. Tabii bu süre içerisinde birçok kurum sahibi arkadaşımız yatırım yapmıştır, ona göre çalışmalar yapmıştır, ona göre eğitim materyalleri almıştır ve ona göre bir ödenek tablosu oluşturmuştur. Bu süreçte hiçbirini ödeme imkanı yok. Ve birçok arkadaşla konuştuğumuzda, kurum sahibiyle konuştuğumuzda, kiralarını başta olmak üzere birçok personeline bu noktada destek olamadığını ve ciddi anlamda batmayla karşı karşıya kaldığını dile getiriyor. Bu süreçte devletten özellikle şunu bekliyoruz. Çünkü gerçekten özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri şu an ekonomik olarak ciddi anlamda sıkıntıda. Çünkü her birisinin kirası bugün 10 binlerden aşağı değildir. Bugün 3 kira verildi. Bugün her bir kurum için kafadan, bu zaten 30 bin, çoğu kurumun bunu karşılama gücü yok. Çünkü zaten her ay başa baş giden kurumlar olduğu için bunu toparlaması zor oluyor. Tabii sadece gider bu mu? Elbette ki hayır. Hani kredi çeken arkadaşlara zaten demiyorum. O başlı başına farklı bir sorun. Çünkü çoğu kişi kredilerini ödeyemeyecek. Araç taksitleri vardır, onları ödeyemeyecek. Ama birçok personelimize kısa çalışma ödeneği çıkmadı. Kısa çalışma ödeneği çıkmayan personel, evet, Nisan'ın 17'sinden sonra ücretsiz izne ayrıldı ama Nisan'ın 17'sine kadar nihayetinde bu kurum sahipleri çalışanlarına evlerine bir yemek götürmeleri için, bir ekmek götürmeleri için çalışanlarına destek olmak zorunda. Yani her bir kurum şu an ciddi anlamda ekonomik sıkıntıyla karşı karşıya ve maalesef devlet o noktada, evet, zor şartlar altında olduğumuzu biliyoruz. Sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi biliyoruz ama özel eğitim alanının da ne kadar hassas olduğunu biliyoruz. Çok hassas bir alan ve Allah muhafaza bu kurumlar kapanırsa bu özel çocuklarımızı bir daha toparlamak zor oluyor. Ondan dolayı devlet yetkilileri özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerini şu an ekonomik anlamda rahatlatacak tedbirler alınması lazım. Çünkü bu süreç eğer biraz daha uzarsa, yani üzülerek belirtiyorum, birçok kurum belki kapatacak ve bu çocuklar bu eğitimden mahrum kalacaktır. İnşallah tez zamanda ülke olarak, dünya olarak bu COVID belasından, illetinden kurtuluruz. Allah hepimizi muhafaza etsin. Tekrardan sizlere teşekkür ediyorum.